bu var, ver abla, abla. Çantaya gel, çantaya. En güzel çantalar burada abla. Gel ablacığım, gel. Bak ablacığım, en güzel çantalar burada. Sarılar da bunları al hani abla. Bak, ha, al buyur abla. Hakkı var, bere var, hakkı var, bere var. Allah için bak. Ha, abla çocuğunu al bak. Hakkı var, bere var, hakkı var, bere var. Gel abla, gel. Yavrunu severim. Abla vereyim. Klasik vereyim. Alıcı değil. Abla spor vereyim. Hakkı var, bere var. Baskılı abla. Hakkı var, bere var. Kız için mi bu? Buyur abla. Abi çanta vereyim mi abi? Abi gel. Hakkı var, bere var abi. Abi buyur abi. Bu defo mu? Abla gel çantaya gel. Abla. Abla çantaya gel. Abi buyur. Abi. Ben anladım oğlum, alıcı değildi zaten. Yılmaz. Bu sene kış gelmedi oğlum. Güneş açtı baksana. İşler yine kesata düştü. Bütün yaz kış gelsin diye bekliyorum. Şuna da bakayım. Şu hale bak. Küçük, bu da küçük ya. Şu alttakini versene. Alo. Kim ediyorum ben? Gel ablacığım, gel. Yılmaz. Daldın gittin yine. Şşş. Alo. Ne dedin? Hadi geç kalacağız. Daldın gittin yine diyorum. 17 lira. İşler fena. Ne yapacağız? Yakışır bak bak. Ufaklığa çok yakışır ablacığım. Şu kırmızıyı al istersen. Çocuğunda çok 5 lira. Başka yerlerde mi şansımızı denesek? Gez dolaş hep aynı şeyde Faruk. Risk veren Allah. Verecek olduktan sonra her yerde olur. Güzel söylüyorsun da keşke dediğin gibi olsa. Aylardır neredeyse tık yok burada. Toptancılara da borcumuz birikti. Haklısın. Ben öyle söyleyince haklısın tabii. Hadi ben tek başımayım. Ama senin evde bekleyenin de var. İyi de ne yapalım yani, sırtımızda öyle boş boşuna gezelim mi? Nişan taşı malı bunlar, nişan taşı. Öyle değil de zabıtalar yani... Zabıtalar geliyor, hadi abi. Zabıta. Yürü yürü. Topla. Tut, hadi. Topla. Koş. Koş oğlum, koş. Dur. Ne oldu lan? Az kaldı kırıyorduk bacağı. Böyle giderse o da yakındır. Yapma Allah'ını seversen Faruk ya. Her Allah'ın günü söyleniyorsun. Bizim sabit pazar tezgahına geçmemiz şart kardeşim. Kiralarından haberin yok galiba. Bir de üzerine hava parası isterler. Nereden bulacağız o kadar parayı? Ah işte onu bir bulabilsem. Efendim Ayşe. Ne oldu? Nazife teyzenin mi? Tamam, acil mi? Yapma ya. Tam da günün ortasındayız. Akşam gelip baksam. İyi, tamam. Geliyorum. Benim hanımın baktığı bir hacı teyze var. Çamaşır makinesi bozulmuş. Temizde çamaşırı mı kalmamış ne? Acil gel bir bak diyor. İyi, git madem. Zaten bu saatten sonra iş falan da olmaz. Doğru söylüyorsun. Ha, Yılmaz bak bu arada aklında bulunsun. Ben askerden döndükten sonra 2 sene kadar bir beyaz eşya tamircisinde çalıştım. Yapamazsan gelir ben de bakarım. Yapamazsanı var mı? Gel gidelim yapalım işte. Beraber hallederim. İyi madem, maksat iş görürsün. Eşyaları bizim eve bırakalım, oradan geçeriz. Yürüyebilecek misin? Allah razı olsun çocuklar. Geçen gelelim gidelim çok oldu. Dolapta temiz ne varsa çıkardım. Vallahi yetişmeseniz yatağıma serecek çarşaf bulamayacaktım. Aa, Nazife anneciğim, sen ne zaman ihtiyaç olursa çağırırsın. Değil mi Yılmaz? Elbette. Nazife annem, senin kalbin temiz ya. Şansımıza Faruk eski tamirci çıktı.
Ah ne güzel, ne güzel. Elleriniz dert görmesin. Hı. Hadi ben başınızı ağrıtmayayım. Kolay gelsin size evlatlarım. Allah razı olsun Nazife teyze. Cümlemizden. Ha? Ne diyordum yenge? Aksiyonda son nokta. Zabıta geliyor diye bir bağırdılar. Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Allah korumuş. Ya yakalasalardı? Bizi bırakıyorlar da sermaye gidiyor biliyorsun. Ne olacak bu işin sonu böyle? Olacağı şu yenge. Elimize para geçince sabit bir tezgaha geçeceğiz. Elimize para kolay geçmeyeceğine göre bizi sokaklar bekler. Evet, bu da tamamdır. Yılmaz, sana zahmet makineyi yerleştiriver. Bilim kötü biliyorsun. Tamamdır kardeş. Ellerine sağlık. Bir şey değil, bir şey değil. Yarın Marangoz Ali abiden birkaç tane daha tahta parçası isteriz. İsteriz. Olsun hayatım. İçimiz kalın, üstümüz kalın. Yemeğimiz de var. Allah'a bin şükür. Al bakalım. Canımsın sen ya. Ne iyi kadın şu Nazife anne. Nasıl çıkarıp üzerlere tutuşturdu elimizi. Onun yaptığını insanı anası babası yapmaz Yılmaz. Doğru dedi. Geçen aylığımdan ayrı biraz daha para verdi ya. Hatta birkaç akşam geç çıkmıştın yanından. Mübarek kadın mübarek. Ah bir de ben şu işlerimizi düzeltebilsem. Şu kiramızı borçlarımızı aksatmadan ödeyebilsek. O da olacak inşallah. Allah büyük. Ev sahibi uğradı mı ben yokken? Sabahtan gelmedi. 12'ye doğru da ben çıktım. Bugün yarın damlar. Adama da çok mahcup olduk be. Ah şu parasızlık ah. Sitem etme, şükret. Bak biz yine iki kişiyiz. Nerede olsa birbirimize yeteriz. Senin bu güzel yüreğin olmasa. Ay hadi buz gibi oldu hayatım hadi. Besmele çek bakayım. Bismillah. Gel ablacığım gel çantalar bizde imalat fiyatına. Akılar, eldivenler, bereler daha ucuzuyor. Gel abla orijinal çantalar. Akılar, eldivenler, bereler daha ucuzuyor. Gel orijinal çantalar var. Orijinal çantalar bizde. Buyur abicim. Abicim bak böyle orijinal çantalar abi. Faruk sağ ol be. Dün ne güzel hallettin işi. Aynı eski günler gibi. Serviste çalışıyormuş gibi hissettim kendimi. Hacı teyzenin de eli çok açık maşallah. Öyledir. İyi kadındır Nazife teyze. Bizim eski mahallede böyle bir teyze vardı yalnız yaşayan. Bir ay ses seda çıkmadı evinde. Mahalleli evine gidip bir bakmış. Kadın mortaga ölmüş. Yapma ya. Aynen. İster misin abicim? Bak buna da bakabilirsin. İşin ilginç tarafı kadının evinden bir para çıktı kardeşim. Bak, Yılmaz var ya sen ben 10 sene taban çürütsek o parayı biriktiremeyiz. Vay be. Valla. Hayır anlamıyorum ki o yaşta o kadar parayı ne yapacaklar. O kadar ucuz ha. Mezara götürecekler sanki. Ya bir yerlerden çay falan söylesek. Hani diyorum ki kendi kendime. Ya bu kadınların yokluğunu dahi hissetmeyeceği paralarla biz hayatımızı kurtarırız. Pazarda tezgahımızı dahi açarız be Yılmaz. Bak Nazife teyze. Dün neler gördüm neler Yılmaz. Öyle çok parası var ki o kadının. İçinden iki tezgah açmak için para alsak ruhu bile duymaz.
Dur bir, kızma hemen. Aforoz edelim demiyorum ki oğlum. İşimizi görecek kadarını alalım. Sonra pazara yerleşip aynen gelip koyarız parayı. Ya bak, ödünç olarak yani. Oğlum dönsene ya. Yılmaz. Ya dönsene oğlum. Ödünç alalım diyorum. Sen ne diyorsun Faruk? Ayıp, günah. Allah'tan da mı korkmuyorsun? Yaşlı başlı kadının parasından pulundan bize ne? Elbette bize kardeşim. Tamam, haklısın, tamam. Ama bir düşünsene. Ufacık bir para alacağız, hayatımız kurtulacak. En geç bir ay sonra da yerine koyacağız. Olmaz öyle şey. Kapatalım bu konuyu. Sen söylemedin, ben de duymadım. Yoksa dostluğumuz bozulur, bilmiş olur. Gel, bak gömlek var, tam sana uygun ha. Hadi kardeşim. Gel abicim, bak, gelin. Bak gömleğe bak. Şıkır şıkır vallahi, kaçırma. Ablacığım çantaya gel. Abicim, gel. Çanta bizde, 5 lira 10 lira. Elbirene gel. Meskin ne bundan yiyor diyor. Çantaya gel. Şahane orijinal çantalar. Gel, buyur abicim. Gel, gel kardeşim. Al bu tişörtten, al bu tişörtten, pişman olmayacaksın. Gel abicim, gel, al bu gömleği. Aforoz edelim demiyorum oğlum. İşimizi görecek kadarını alalım. Sonra pazara yerleşip para kazanınca aynen geri koyarız. Ödünç olaraktan yani. Tövbe estağfurullah. Tamam haklısın. Ama düşünsene. Ufacık bir para alacağız. Hayatımız kurtulacak. En geç bir ay sonra da yerine koyacağız. Allah'ım sen bana yardım et. Düzgün katla, düzgün. Makine mübarek, makine. Kaç paket oldu? 9. Bunun 10. Burada da 10 tane var. Yarın hepsi satılıyormuş. Hadi inşallah. Benim. Selamun aleyküm Yılmaz. Aleyküm selam Yakup amca. Nasılsın? Nasıl olalım oğlum? Üçüncü aydan gidiyoruz. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Yakup amca İnanmıyorum oğlum. İnanmıyorum artık sana. Ben size evimi kiraya verirken seni evladım yerine koydum. Eşini de kızım gibi. Ama siz benim iyi niyetimi kullanıyorsunuz. Vallahi geçen gün gelip ben durumu izah edecektim. Neyini izah edeceksin oğlum? Kendi malımla rezil oluyor. Adem'e de kiracı bulurum ben buraya. Bana ne faydanız var ki? Ne oluyor Yılmaz? Hoş geldiniz Yakup amca. Hiç hoş gelmedim kızım. Bir haftaya kadar evi boşaltıyorsunuz. Aman diyeyim Yakup amca. Amanı yamanı yok evladım. Ben size göstereceğim tüm iyi niyeti gösterdim. 2 gün sonra emlakçıya ilanı veriyorum. Hadi size iyi geceler. Aa bana bakın. Elektriğe suya borcunuz yoktur inşallah. Bunlara evi verende kabahat. Keşke acımasaydım da almasaydım. Üzülme Ayşe. Nazife teyzenin verdiğiyle elektrik su borcunu kapatsak bari. Ne yer ne içeriz o zaman? Bir belimi doğrultamadım ki. Annemlere babamlara söylesem. Memlekete gelin diye tuttururlar. Şehir bize göre değil mi acaba? Niyeymiş o? Başkalarının ne farkı var bizden? Yok. Yok tabii ama... Ne bileyim.
Allah büyük. Kurban olduğum Allah bizi darda koymaz. Doğru söylüyorsun. Annen derdi ki, Allah diye mahrum kalmaz. Gel. Çantanın kralı biz var abiciğim. Buyur gel abiciğim. Bak. Atkı var, bere var. Gel. Abicim gel. En kaliteli gömlek. Ablacığım gel. Gel. Ablacığım gel. Ablacığım gel. Buyur abla. Enişteye gömlek atkı hediye. Var. Gel bak. Atkı var, bere var. Orijinal çanta. Çanta. Gel. Atkı 5 lira be ablacığım. Orijinal şahane çantalar. Gömlek veriyoruz abla ya. Kaçırma. Orijinal çantalarımız bizde. Buyur abicim. Ablacığım buyur. Abicim gel. Hakiki vizon çanta. Gömlekler gel burada. Abicim gel. Gömlekler çantaya gel. Orijinal çantalar. Gel abicim. Gel abicim gel. Buyurun hakiki orijinal çantalar. Efendim Fuat abi. Bak başka renkleri de var. Alo. Yılmaz. Koçum ne haber? Sesin soluğun çıkmıyor. İyi olmaya çalışıyoruz be abicim. İşler çok fena biliyorsun. Ulan hemen ağlamaya başlıyorsunuz be. E kimi arasam işler kötü diyor koçum. Biz paramızı kimden alacağız? Abi estağfurullah ne ağlaması? Ne ağlıyorsunuz oğlum? Durumu söylüyorum. İnan eve ekmek... Tamam tamam koçum. Bırak bu lafları şimdi. Hepimiz esnafız. Haftaya ödemem var. En geç cumaya kadar borcunu getir. Yoksa defterden karalıyorum seni haberin olsun. Tahta kaleye adımını atamazsın. Ona göre. Abi nasıl tahta kaleye adım atamam? Fuat abi. Abi. Fuat abi. Abla gel, gel. Çantaya gel. Hayırlı olsun, işleri düzeltmişsin. Dalga mı geçiyorsun ya? Sakin ol biraz. Arkadaşım ben sana. Sen de baksaydın ya. En zor günleri beraber yaşamadık. He? Bu işlere beraber başlamadık. Kötülüğünü ister miyim ben senin için? Bak Yılmaz, sen yanlış anlıyorsun. Çalalım demiyorum. Yani... Sadece pazarda tezgah açmamıza yetecek kadarını alacağız. Tezgahımızı açtıktan sonra da en geç bir ay içinde parayı yerine koyacağız. Olmaz. Olmaz bina. Ya baksana. Kutsal bildiğim ne varsa üzerine yemin ederim. Ya oğlum. Baksana nasıl dardayız. Nasıl üzerimize geliyorlar. Çantaya gel, çantaya. Efendim Ayşe. Buyur ablacığım. Ne? Elektrikleri mi kestiler? Tamam ben bir çaresine bakacağım, tamam. Sen ben gelene kadar Nazife teyzenin yanına geç, ben geç kalmam. Ha işte bu, şöyle yola gel. Faruk, tezgah açacak kadarını alacağız, tamam mı? Tamam kardeşim. Ben de onu diyorum sana işte. Ne zaman peki? Beklemenin anlamı yok. Hemen bu gece halledelim. Önce bir kısmını elektrik faturanı ödersin. Sonra hemen tezgah araştırmaya başlarız. Gece 1:30'da sizin sokağın orada buluşalım. Yengenin çantasından anahtarı aldın mı bitti bu iş. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bak gör. Şşş. Sıkıntı yok oğlum. Aa. Heh şöyle akıllı ol biraz be. Al abicim, al abicim. Ablayı al, yengeyi al. 5 lira abicim hadi al abicim. Abicim tat al, gel. Thank you.
Ne oldu lan, anahtarı mı unuttun yoksa? Ver bakalım. Bende dursaydı. Ne yapacaksın, koleksiyon mu yapacaksın? Bende dursun, boş ver. Uyumuş mudur kadın? Bilmem ki. Yengeyi söylemez mi erken yatar diye? Ya ayaktaysa hala? Bilmiyorum. Bir şey de bilme, bir şey de bil. Titriyorsun sen, ne ayak? Hiç, soğuktan. Koçum, bu işin şakası yok, geri dönüşü de. Tamam. Oğlum ne ayaksın? Korkuyorsun sen ya. Sen girsen içeri, ben aşağıda beklesem. Yapma ya. Öyle bir şey yok. Beraber gireceğiz, beraber çıkacağız. Ne oluyor lan? Tamam, bir şey demedim. Hadi gidelim. Şu evde değil mi? Evet. Işıklar sönük. Ölmüştür herhalde. Herhalde. Belki de evde yoktur ha. Ayşe yanındaydı bugün. Evde. Odasında mı yatıyordur? Genelde salonda, cam kenarında falan yatar ama bilemem. Bakacağız. Ya odasında yatıyorsa? Bakacağız dedik ya. Faruk. Faruk. Ne? Ben... Söylesene. Ben yapamayacağım. Ne? Yapamayacağım. Çok büyük günah bu. Ne demek lan yapamayacağım? Lan ne biçim konuşuyorsun lan sen? Nasıl yapamayacağım? Kapının önüne kadar geldik, yapamayacağım ne demek? Lan bana bak. Seni var ya. Şuracıkta boğarım, anladın mı? Yürü hadi. Yürü. Hangisi? Büyük olanı. Bunların hepsi büyük lan. Şu işte. Faruk. Ne var be ne? Abi yapmayalım be. Yürü be gerizekalı, yürü. Yavaş yavaş. Kapıyı kapat. Kadın içeride uyuyor. Televizyon seyrederken uyumuştur. Hadi yürü içeri. Hadi hadi. Ey yavrum ey. Hazine burada. Tezgahı açmaya yetecek kadar alacaktık. Ne yapıyorsun? Bana bak. Sana işime karışma dedim. Hayatımız kurtulacak. Yapma falan. Hadi çıkalım artık. Hadi. Sus be sus sümsük. Bunları alacağız gideceğiz işte. Yok yok. Ben gidiyorum. Çok günah girdik çok. Faruk. Çok günah girdik, çok. Ne dedim sana? Buraya beraber girdik, beraber çıkacağız. Anladın mı? Biliyorum ben. Sen öyle sen. Ne yapıyorsun sen Faruk? Öldürecek misin beni? Bana bak. Eğer bir adım daha atarsan önce seni, sonra içerideki kadını öldürürüm. Geç şöyle, geç.
Bunlar da... beraber yaptığımız soygunun bir hatırası. Şimdi ses çıkarmadan yürü, gidiyoruz. Yürü. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Hayırdır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay yarabbim. Aman Allah'ım. Gitmiş hırsız. Paralar gitmiş. Aman Allah'ım, hırsız. Hırsız var. Aman Allah'ım. Hırsız. Ay. Yürü yürü. Yürü hadi. Çalmayacaksın lan. Çaldırmayacağım sana o paraları. Ne yapıyorsun? İzin vermeyeceğim. Çaldırmayacağım o paraları sana. Çaldırmayacağım. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim falan. Çaldırmayacağım. Ayak, kendine çaldırmayacağım gel. Sana o paraları. Yetişin. Çalamayacağım. Komşular yetişin. Hırsızlar. Yetişin komşular. Ay komşular. Ay komşular, hırsız var, hırsız. Komşular yetişin. Ay komşular. Ya bizim mahallede hırsızın ne işi var abi? Ay, Allah Allah. Bırak elinde kızım, bırak. Neler yiyecek daha dur bakalım ya. Bir hırsızımız eksikti mahallede. Helal olsun, nasıl atladı hırsızın üzerine. Hırsız o memur bey, hırsız. Vay şerefsize bak ya. Silah vardı elinde, bu çocuk atladı üzerine, ben gördüm. Nasip'e teyzin evini soymaya kalktı. Silahı bile vardı. Allah korudu. Beraber girdik memur bey. Onunla birlikte girdik eve. Yalan mı lan? Tuh, boyuna posuna seni. Arayın memur bey. Onun da cebinde bir sürü para var. Beraber girdik diyorum. Ne diyor bu? Var mı cebinde para? Memur bey ben... Kaldır bakayım ellerini. Polis bey evladım, bir dakika. Yalan söylüyor o çocuk. Yılmaz'ı tanırım. Eşi Ayşe her gün evimdedir. Bana bakar. Cebindeki parayı ben verdim ona. İhtiyaçları varmış. Borç verdim. Gece vakti evime silahla giren adamı yere çaldı. Gözlerimle gördüm. Birikmişimi kurtardı Yılmaz oğlu. Allah ondan razı olsun. Yılmaz bu mahalleden tanırız kendisini. Hayatta harama el sürecek çocuk değildi. Eşi Ayşe her gün buradadır. Melek gibi kız. Yılmaz da arada uğrar, yemeklik getirir Nazife teyzeye. Evet ya. Kendi kardeşimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem. Bak gördün mü? Anlaşıldı. Bu adamı tanıyor musunuz? Şikayetçi misiniz bundan? Tanımıyorum evladım. Şikayetçiyim. Belinde silahla gezen adamdan nasıl şikayetçi olmam? Anlaşıldı. Götürün bunu. Yarın sabah ifadenizi almamız için karakola gireceksiniz. Şüpheli şahsın üzerinden çıkacakları yarın karakoldan alırsınız. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Neyse. Hadi siz de evlerinize bakalım. Dağılın. Kızım gel. Hadi geçmişiz. Mahallede be. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Allah senden razı olsun Nazife anne. Ömrün uzun olsun. Beni kurtardın. Sen benim evladım sayılırsın. Bir an şüphem olsa, bir an bile tereddüt etsem polise söylerdim. Ama seni biliyorum evladım. İnsan her zaman hata yapabilir. Önemli olan hatadan dönmesini bilmektir. Sen hatadan dönüp elinde silah olan adamın üzerine atladın. Canını hiçe saydın. Hadi şimdi evine git, rahatça uyu. Sağ ol evladım. Çok sağ ol. Hakkını helal et teyzeciğim. Helal olsun evladım.
Gel Nazife teyze, ben seni çıkarayım yukarı. Hadi gel. Böyle işte. Çok büyük bir vartı atlattık Ayşe. Allah yardım etti. Senin gibi bir insan nasıl böyle bir şeye kalkışır? Açlık da çektik, sefalet de çektik. Bugünden daha kötü günlerimiz de oldu. Ama asla haram el uzatmadık. Haklısın Ayşem. Uzatmadık. Ama işte şeytan ev sahibi bir yandan, mal sahibi bir yandan, borçlar diğer yandan. Allah yardım etti de hatamdan dönebildim. Bana deselerdi Yılmaz böyle böyle bir şey yaptı diye, inanmazdım ki. Vallahi inanmazdım. Allah korudu. Yardım etti Ayşe. Tamam tamam. Hadi üzme kendini. Bir lokma bir şey ye. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Yaz gelsin ben daha ne reçeller yapacağım. Yapacaksın mı? Yaparım tabii. Üşümüyorsun değil mi? Yok yok. Çay içince ısındım. Hem sen varsın ya yanımda. Hem bu sene şansımıza çok kış olmadı. Kapı mı? Kapı kapı. Hayırdır inşallah, ben bir bakayım. Nazife anne. Evladım, deminden beri zile basıyorum, açan yok. Evde yoksunuz sandım. Hoş geldin Nazife anneciğim. Elektriklerimiz kesik, zili duymadık. Kusura bakma. Buyurun. Of. Buyurun. Sağ ol kızım. Ellerine sağlık kızım. Keşke kahvaltı da etseydin annem. Kızım yedim çıktım. İlaçlarımı da içtim. Aa, durma öyle mahzun mahzun. Biz dün gece Yılmaz oğlumla konuştuk, anlaştık. Öyle değil mi Yılmaz evladım? Hı hı. Allah sizden razı olsun. Allah senden razı olsun Nazife anneciğim. Çok iyisin, çok. Aa, tamam artık, bırak üzülmeyi. Sizler benim evlatlarımsınız. Hem sen niye bana söylemedin elektriğinizin kesik olduğunu? Bir çaresine bakardık. Bir şekilde halledeceğiz. Şu işlerimi bir yoluna sokabilsem. Yavrum, şimdi beni dinle bakalım. Böyle işlerimi yoluna sokabilsem falan yok artık. Benim abimden kalan ufak bir dükkanım var. Ufak ama yeri çok güzel. İçini dayayıp döşedikten sonra güzel mi güzel bir dükkan olur. Ne dersiniz? Al, bu dükkanın anahtarı. Aa, bak üzmeyin beni. Tansiyonum var benim. Hadi kızım. Artık sizin.
Dışarılarda seyyar satıcılık yapmayacaksın Yılmaz evladım. Dükkanın başına geçip ekmeğine bakacaksın. Yavrularım, evlatlarım. Bunu da alın, bu da sizin. Nereye ne borcunuz varsa ödeyin. Umarım yeter. Yetmezse yine bir çaresine bakarız. Bilir misiniz çocuklar? Şeytan en çok darda kalanları yoklar. Sen Yılmaz evladım. Şeytana boyun eğmedin. Bu yüzden en iyisini hak ediyorsun. Ama benim elimden gelen bu. Allah senden razı olsun Nazife anne. Allah ne muradın varsa versin. Fuat abiye çok selam. Sağ ol Yılmaz, hayırlı işler. Sağ ol annem. Bugünümüze şükredelim evladım. Çok şükür. Oo, kimler gelmiş kimler? Canım benim, yemek getirdik sana. Sağ ol canım. Canlarım benim, evlatlarım benim. Oh.